Zine hemen yanımdan kalktı, gitti mutfağa. Bir bakalım bugün Zine'den Süzen ne hazırlıyorlar bizim için. Güzel bir yemekler hazırlayıp bizim için şef Süzen. Aynı vakitte biri adı ana yemek, biri de zalata, mukabilat yemeğimiz. Peki bunun tarifini alalım senden. Yemeğimizin adı badımcan kebabıdır. Badımcanlarımızı bu şekilde doğramışız. Normal yağda özün suyu getdi, biraz kararlı çıktı içinden. İyice kuruttuk özün, hatta çok yağ almasın, tez de pişsin. Kıymamız var, takriben 1 kilo yağın kıymamız var bu şekilde. İstemirsen de yani evde yağsız kıyma, yağsız kıyma ya da et ölçüler doğrarsınlar, o da olabilir. O da olur. Domates salçası bu şekilde salça sos yaparak üzerine serperek. Kuru ekmek ya da un, normal un küfteye simit, koyarız. Simit aynen, o da olur. Olar. Küfteye koyarız özüm. Hamur yaparız özüm. Güzel. Biraz rendelenmiş soğanla beraber. Yaptıktan sonra bu sebzeleri, yeşil biberdi, kuru soğandı, biraz da sarımsaktı. Domatesle üzerine koyarak güzel bir sos yani yaparız. Yani yaptığımız mesela soğan koyarak, simit koyarak, içine baharattan. Baharatlardan bir köfte yaparak. Ondan sonra tepsiye bunlardan düzelir. Bunlar düzelir. Peki yapalım özüm beraber. Yardım çoğulum sana. Köftemizin hamurunu yapmaya geçelim. Biraz yer açalım. Güzel. Bunları getirin bu yana. İlk önce köftemizin hamurunu yapalım. Kıymamızı koyalım. Şekilde. İçine biraz pul biber. Biraz kebabiye baharatımız var. Yani kebap baharatı. Güzel bir lezzet verir özüne. Güzel. Kebabiye baharat dikkatim çekip de biraz böyle mudahhan da tadı verir. Böyle çok güzel bir lezzet verir özüne. Biraz da karabiber koyalım. Özellikle karabiber her yemeğe yakışır. Tabii özellikle ki. Kıymet de çok uyar aynı. Bu da tuz. Tuzdu. Bu şekilde yeterli. Göz ayarı koyar yani. Böyle. Soğanımız var, rendelenmiş. Çok hurda olsun gerekim, hatta bilinmesin küftede. Bu şekilde soğanımızı da koyalım. Biraz da ekmek kurusu. Bunu kontrolü ekli yağın, dedik, hatta çok kuru olmasın. Yani de simit oğlu. Eğer bunlar olmasa mesela edebilir biz bunun yerine un koyalım. Olar, çok normaldi. Olar. Bunu da sık koyarak hatta öz özünü tutsun. Aynen. Güzel yani bir diyebilir biraz menzil zirveye hamurunu. Böyle. Gerekim iyi yoğurağın özün hatta birbirinden ayrılmasın. Yani tamam bir hamur kimi olsun. Sun böyle. Aynen. Biraz da yağ koyarak şimdi biraz. Peki sen bu içini kavurasan koyasan tepsiye yani hebele koyasan? Yok. Hebele normal çiçek çik koyarak. Özü fırında pişecekti. Zaten. Güzel. Biraz da sıvı yağımızı getirelim. Çünkü et, kıymamız yağlı değildi. Güzel. Yağlı olmadığını ama kıyma yağlı olsa gerek yoktu. Gerek yoktu daha. Aynen. Peki biz mesela bunu fırına koyduk. Nanca uzadır mesela bu indi pişmeyipti. Yani bir saat olar falan. Yok. Takriben bir 25-30 dakika olar. Yarım saat. Ben. Bu şekilde gördük uçumun böyle gerekim böyle birbirini tutsun daha. Güzel. Bu kadar yeterli de. Hemen gelelim. Bir kop getirek. İçine. Tepsiyi getirelim. Başlayalım düzmeye. Önceden küfteleri düzelim buna. Hatta ona göre yapalım. Aynen. Bu şekilde. Çok büyük olmasın. Çok da küçük olmasın. Yani böyle yuvarlak bir şekilde. Düzelim o zaman. Sonra badımcanların arasına düzelim. Yani hacmin diyağın badımcan kadarcı da hatta bir yanaşasını düzeğin özüm. Güzel bir yemekti. Kolaydı da aynı gerçekten zamanda. Gerçekten aynen kolaydı. Hemen fırına malzemeler de her evde vardı. Böyle. Yani ocakta kullanmışsa hemen fırına verirsin. Gözkemli bir yemekti yani. Bəli. Ortada böyle tepside davetlerde falan güzeldi. Bu şekilde. Özellikle mesela biber, tomata koysak güzel bir şekil rengi olur. Çok güzel bir rengi olur. Lezzeti de olur aynı zamanda. Ama sence mesela badılcanı biz kavursak, koysak daha iyi dögü. Yani bu başka bir tad verir onda özü mesela. Onda başka tad verir. Bunun yani özelliği belədir. Yani fırında iyice pişir özünü ki böyle kebap içmem olsun. Tamam kızartısın özün. Daha gerek yoktu kavurmaya. Dediğim kimin badılcanı suda ibittik özünü. Takriben bir yarım saat iyice kara suyunu verdi. Sızdık özünü kuruttuk.
O şekilde. Peki, mesela var görmüşüm patlıcanı duzdan ibi derler. Hatta canına çaykısın daha da farklı olur, olsun. Bu da olur. Güzel. Yani fazla yağ çekilmez. Kolay pişer. Bu şekilde küftelerimiz gördü o kimin. Edebilmek biraz hacmi bölgedeğin, yani pişmeği zahmet olur. Edebilsin, yani onda gerek, doğru değilsen gerek biraz fazla süre alır. Fazla hatta süre iyi alsın. Pişsin. Bence böyle daha iyiydi. Bela hatta tepside daha, şekli daha güzel çıkar. Mesela edebilir aynı vakitte bir pilavdan yağın özünde vurguldan. Çok lezzetli, çok lezzetli olur. Zaten soslu bir yemekti yani pilavdan yenilen. Aynen. Serisi vurguldan ya da dökmeyden, patlıcan yemekler dökmeyden hoş olur. Doğrusu ben bu yemeği başka yerlerde, mesela başka vasıflardan görmüşüm. Tamataydan patlıcanı fırında pişirirler, azeller özünü, sos ederler özünü. Yani şahsına düzmezler, bu da bir başka bir tadı verir özüne. Başka bir lezzetti, devam edelim hatta tepsimiz dolana kadar. Dediğim gibi et eğer kıyması yok mesela üzeri eti asılır, makineye vursular. O da olur. O da lezzetli olur yani. Şekilde. Peki olmaz mı mesela arasına kıta et koyarsın yani pişmeyi gece olur? Yok onda gece olur gerek yok. O zaman eti pişiresen. Pişiresen. Çünkü et yani süre alır pişmeyi ister fazla vakit. Tabii ki. Bazı kereler eşitlerle mesela ete duz koymak koyar özünü biraz ayadlaşar, sert olsun. Sert olsun. Peki biz mesela buna duz koyandık ilk önce sertlik olmaz özünde? Yok bu kıymadı. Çabuk yani tez pişer. Tesir etmez yani. Çünkü biz yani çok görürük nenelerimizden mesela diğerler ete... Onu eti suda kaynatsa o. Suda kaynatsa o. Yani her ne su duzun en geçir koyasın. En son koyasın ben. Şekilde getiren düzeğin ihtiyacımız olduğu zaman bir de yaparız. Güzel. Bunları düzeğin tepsiye. Gördüğünüz kimi, zibiye kimin yapıldı ama yumru yumru. Onca da küçük olsa onca daha iyiydi. Hatta pişmeği daha asan olsun, daha tez olsun. Bu şekilde tepsimizi getirin. Altına ayak koymayarak yani gerek yok. Ben koyarım. Çünkü badıncanımız kızarmayıp, yağda yemişmeyipti. Yağ fazla olsun. Biraz patlıcan yağ da çeker. Bəli, biraz da patlıcanımızı səpərək. Üzərinə səpərək. Hətta iyicə pişsin. Hətta bir şey vardı məsələn yemək, biraz yağsız rəngi biraz boz olur. Aronu, bəli. Ləzzətini də qeyb edər. Ləzzətini də qeyb edər, aynen. Bu şəkildə. Bir patlıcan, bir qiymə. Üzərinə qozun tepsiyə. Tamata soğan qoymasan? Yox. Ortasına qoyar qozunu. Bu şəkildə. Güzel. İstədiyse yani açılmasın, özünü sanmasın, şey çubuk var ya, et malı, onu geçirirsin içine, daha hiç özünü sanmaz. Güzel. Ben doğrusu dedim belki yani tamataydan biberi özüden koysam. İdebilsin, o da güzel olur. Biz bizimkini ortasına koyarız. Bu da bir güzel bir tadı verir. Kebap badıncanla koyarlar, aynı onun tadını verir. Güzel bir şey. Gerekim iyi bir şirağın özün, hatta o tadı versin kebap da. Pişmek çok önemlidir. Ben. Aynen. Bu şekilde. İstediyseniz fazla yapsınlar. Adet fazlaysa kıymen fazla kullanırlar. Badıncan fazla kullanırlar. Davatiysen mesela. Böyle. Bu şekilde. Gördüğü için kolay bir yemekti. Aynı zamanda çok kolaydı. Vaxtı da azdı məsələn, 10 dəqiqədə yapılıb. Bəli. Özəlliklə məsələn, bu patlıcan qavurmaq istəməz. İstəmədi, qiymədə pişirmək istəməz. Həmən qatışdır qiyməni patlıcanla düz. Fırına versin. Aynen. Ramazanlarda fırında peki nəncə dərəcədə məsələn pişmək lazımdır? Fıran 200 dərəcədən üstə olsun, çünki pişməyibdi malzemələrimiz. Gərəkim üstə ayırdan. Alt üst kullansılar. Peki sen mesela vardı çok insanlar mesela fırını bir saat evveli kızdırarlar. Daha iyiydi. Bu daha iyiydi. Çok daha iyiydi. Geldik tekrardan yukarı kalanın düzeyini hatta. Bu şekilde. Bence ince ince ise uzun daha iyiydi. Daha iyi pişer tamam. Böyle küçük hacim olsun. Özmen bastırırım gördüğü üçünü birbirine bastırırım özmen. Hemen açıldı.
birbirini tutsun dedik o kimin. Biz koyduğumuz içine simit de koyduk, yani de ekmek hurdası. Hı. Hatta o ekmek hurdası birbirini yapıştırsın. Eğer mesela o yok ise evde edibisiz dəhşar yüzünü unla. O da olar. Ya da yağlı kıymetse de daha gerek kalmaz. Yağlı kıymetse gerek kalmaz. Yağlı hemen kıyma açılmaz mesela yaptığımız vakit işinden sonra. Özüm tutar daha iyi. Bu şekilde. Patlıcanı düz vurdu bundan evvel. Ha, suda, yani düzda. Sudan ibiz suda. Aynen. Biz şimdi bir sos yaptığımız zaman özü için aynen. Düz koyar içine. Güzel. Mesela bu sebzeleri ortaya koyarak biber, tomata, hatta dadım versiniz da daha fazla. Aynen. Bir patlıcanı, bir kıyma, bir patlıcan, bir kıyma. Renkler de güzel çıktı gerçekten. Bak ne kadar pay eder. Tepsimizi kaplar. Böyle yemekler böyle doğrusu çok insanlar hazırlar mesela pilavı şalyalı olsun. Yani de kuşbaşı olsun içinde. Yani de yani farklı şeyler olsun. Sada pirinç olmasın. Hı. Bilmiyorum tepsiden böyle daha fazla lezzet verir. Badımcandan çokluk dökme pilavı. Dökme pilavı da aynen. Burgul'dan. Burgul. Şey şalyaydan. Bu kadar. Çok güzel olmuş, rengli rengli. Geçen hemen bu sebzeleri koyalım ortasına. Sebzelerimize geçen ismini kaldırın. Sebzelerimizi bu şekilde tamatan. Edebilir bu patlıcanı da mesela koyalım. Koyabilir, böyle. Tamatanı hemen ortasına. Biber. Biber de. Bu da soğanla sarımsak. Böyle. Sarımsağı sosuna da koysak o da olar. O da olar. Biz sarımsağı yemeyenler için ne böyle tüneyden koysak. Aynen. Yani edebilirlik de mesela ezağın özünün sosuna koyak o da bir çok ihtiyacı da onda da bir güzel bir lezzet olur. Aynen. Dedi bu patlıcanları koyalım. Hemen ihtiyacı da. O kadar. Gel sos yapalım öz için. Sosunu yapalım. Tamata salçamız vardı burada. Ben. Takriben 3 kaşık tamata suyumuz var. Güzel. Yağ koyarız. Bəli, biraz yağ koyarız, biraz su koyarız. Suyumuz hemen. Açarız özünü. Tamata salçasını. Güzel baharatlardan da. Aynen kullandığımız baharatın sosuna da koyarız. Pul biber, karabiber. Hepsinden tekrardan koyarız. Kebabiye. Bəli. Yok kebabiye koymarız, çoğu çiftem aldım. Biz içine koyarız. Biraz da yağ koyarız. Çünkü içine koymuştuk. Zaten çiftesine de koyduk. Bunu böyle koy, ver bana. Onu tamam, tuzlar koy. İlk önce tuz. Tuzumuz var. Sosuna koyarız. Ondan biraz sonra da karabiber. Karabiber. Ondan sonra pul biber. Pul biber çok güzel bir tadı verir özüne. Bir hafif keskinlik de verir özüne. Çok keskin derken. Bir hafif sonunda bir keskinlik olur özünde. O keskinlik bence çok lezzetli. Çok lezzetli eder. Etli yemekler zaten keskin olsa daha hoş olur. Aynen. Gelir. Pilpeyi böyle gezdirir yemeğimizin üzerine. Kıymamın diğer yani çiftelerin içine de sep hatta içine girsin. Sos bol bol. Kadar. Biraz fazla bence istemez yani bas bunca. Yok bas da. Çünkü indir badımcan da suyunu verer. Peki üstüne bir şeyler koyarsan varak su bir de? Yok gerek yoktu. İstediysen de koysular. Tiyer dedi. Yani buharı da mesela bir şey. Böyle onlar. Güzel. Koyağın özün fırına. Koyağın fırınımıza. İstediysen yani biraz sonra baksak gerek istedir yani kağıda.
Hemen biraz yaş edərək kağıdı koyusun üzerine. Çok da güzel olur. Peki çok güzel, gerçekten güzel bir yemek idi. Gördüğünüz kimin yaptığı özünü patlıcanın bir tarafına koyduk. Tepsi deyelim patlıcanın adı neydi? Badıncan kebabı. Badıncan kebabı. Güzel bir yemekti gerçekten. Zaten şekilde badıncan kebabının hem hazırı. Güzeldi. Pirinçten, burğuldan dediğimiz kimin yemek özünü. Burada da salatamız vardı. Ama sonradan döndük salatamız beraber yaparız. Tepsimiz pişenden sonra. Geçen gün doktor Rüya bizim için sağlık bölümü hazırlayıbdı. İzleyin sizlerden beraber ardından programımıza devam edin. Hala vaxt kalıp ister biraz almak. Biz gördüğünüz gibi patlıcanı koyduk kıymeden, pişirmeden. Onun için biraz fazla vaxt ister. Ama bu vaxtı biz edebilirlik istiqrar edelim. Güzel bir mukabiliyatımız vardı yapmağın özünü. Salata adı patlıcan malı. Patlıcanların bəli yapırıq özün. Bu şekilde patlıcanlarımızı hepsini kızartmışıq. İyice kızartıq özün. Hatta patlıcan kalmasın dadı gelsin içinden. Yani yo, az pişirir özün. Tamam pişirin özün. Çok iyi kızarılıb. Hatta bəli. Tamam. Hatta badıncan da adı gelsin, yani kavurmuş olsun. Güzel. Malzemelerimize, kalan malzemelerimize geçelim. Getirelim bura istirsem, hatta bir yerde beraber yapalım özünü. Bu şekilde. Bu patlıcandı. Kozumuz var, bu şekilde kozdu. İçine koyabilirlik, üzerine de aynen koyabilirlik süs için. Biz aynı bir lezzet verir özüne. Güzel. Mayonezimiz var, tahinimiz var, zeytinyağımız var, limon suyumuz var, biraz da yoğurt. Duz da koyacağım, biraz da pudra sarımsak kullanacağım, biraz da kimyon var. Sarımsak pudrası, aynı vaxta kamun. Güzel, başlayalım yapmağını. Özü zaten patlıcanın bütün mukabiliyeti çok lezzetlidir. Yani her ne şekilde yapsak özünü çok güzel bir lezzet verir özüne. Hiç deme sen de evde yaptın özünü. Böyle tatlıdır. Her zaman adamla da yağdı yağdı nece yapılıbsa. Aynen. İşte bunlar. Ama çok asandı yani. Biz normalde hatta malzemeleri evde, her evde vardı. Mesela mayonez, yoğurtu. Ben. Yoğurtumuzu. İstediyseniz başka bir kapta sıvı malzemeleri koysalar ya da hemen üzerine eklesler. Biz birini hemen üzerine ekleyeceğiz. Güzel. Yoğurt. Mayonez koyalım. Mayonezimizi koyalım. Yoğurt sevmeyense de mayonez de kullanabilir. Mayonez sevmeyen sada yoğurt. Sada yoğurt olur. Aynen. Ama bence mayonezden yoğurt güzel, güzel lezzet bir lezzet var. Verir. Bu da zeytinyağımız var. Biraz da tahin. Tahin. Bu da limon suyu. Ha. Limon suyu tabii oğlu yeniden normal bu kutulardan o da olur. Biz her kere salatalarda çokluk yapar tahiniye. Aynen o sostu. Fark etmiyor. Aynen. Hatta kamun koymak aynandı. Tahiniye sosudur. Limon suyu koyduk. Gelin baharatımıza dediğimiz gibi sarımsağımız, pudra sarımsağ var. Biraz koyarız. Güzel. Özellikle biraz kamun koyarız. Kamun çok faydalıdır. Çok faydalıdır. Yani mideye çok faydalıdır, koluna çok faydası vardır. İnsanın canını rahatlar, hatta yani sahiyen çok çok sahidir. Biraz da kozumuz çok var. Şeylerden de ilaç da aynı vakitte. Bəli. Çok salatalarda da yakışar. Aynen, çok yakışar. Kozumuzu biraz elimizde bile zarar. Çok küçük de etme var kozumuzu. Yok, böyle yani ağza vasat. Gelsin, güzel bir lezzet verir. Aynen. Bu şekilde sonra üzerine de seperek. Geldik katarak. Katarak. Bu şekilde. Çok güzel gelir kokusu gerçekten. Şekli de tam güzeldi. Üzerine de böyle koz koyağın güzellik. Koz koyağın benim. Bu şekilde. Öz normalde böyle ezdelerle özün. Hatta o badıncanın dadı daha iyi çıksın. Güzel. Yani biştiğine de tez ezili. Benim. Daha fazla lezzetli olur. Bu şekilde hemen tabağımıza koyalım. Böyle gösterelim ekranda seyircilerimize. Badıncanı nece ezdik. Hatta daha fazla dadını versin. Aynı vakitte kaba koyarız özün üzerine güzellik için koz koyarız. İçine de tabii ki koz koyduk yani. Hemen gelelim. Kuşatma. Dediğim için badıncan gerekim iyice kızarsa yok biz pişirsinler. Çünkü o badıncan kavurmanın dadı girsin içine. Sos da aynen tahiniyadır. Aynı tahiniye sosu hiçbir şey fark etmiyor. Hemen bu şekilde dağdağın. Hatta mesela edebilirlik üzerine kamun da biraz koyalım. O da güzel olur. Biraz da koz bu şekilde.
çok asan bir mukabilatı, çok da tez olar. Yani sadece ben sizler badıncanı doğramak, kavurmak. Kavurmak bana. Kalanı çok asantı. Biraz farklıydı da, yani normal salatalardan farklıydı. Hem de lezzetliydi. Aynen. Herkes denensin. Eminim çok beğenirler. Buradan seyircilerimiz görseler ekranda çok güzel çıkıyor. Rengleri de çok güzeldi aynı vakitte. Dad da tabii ki dediğimiz gibi patlıcan her vakit lezzetlidir mukabilette. Özellikle kamuna katsak hocam. Tepsimiz pişti. Gidelim kebabımıza bakalım. O ne güzel koklar gelmiş, ne güzel kızarmış. Bu şekilde. Kebabımız da pişti. Ne güzel pişmiş. Gördüğünüz kimin kebabı, eti patlıcanla koyduğumuzda çiçik. İste biraz daha fazla vakit. Evet. Vakti takriben nanca çıkar dedi 30 dakika. 30-35 dakika daha iyi olur. Nasıl ne kadar kaldıysa o kadar daha lezzetli olur. Aynı vakitte fazla kalmasın, kurur. Kurur benim. Bizim gibi patlıcanlarımız tam yumuşak oldu. Küftelerimiz de pişti. Gördüğünüz kimin kalan sebzelerimiz de pişip. Güzel. Yeterli. Hatta sebzeler de güzel bir şekilde kızarıptı. Kızarıp, güzel bir lezzet verir özüne. Sosunu da yaptık. Ve kısaca bir tarifin konuştu bizim için. Köfte yaptığımız için kıymaydan. Kıymanın içine biraz kuru ekmek koyduk. Biraz karabiber, biraz pul biber, biraz tuzuydu. Baharat kebabıya da kullandık için hem güzel lezzet verir özüne. Yoğurduğu için güzel bir köfte hamuru oldu. İçine badıncanları da halka doğramıştık bu şekilde. Düzdük özüm bu şekilde köfte şeklinde yaptık özüm düzdük. İçine de aynen kalan sebzelerimiz var idi. Domataydı, biraz biberiydi, soğanıydı, sarımsağıydı. Bu şekilde koyduk ortasına. Özü kebap normalde böyle olar aynen. Yani domata pişirir, soğan pişirir, biber pişirir. Bu da böyle oldu. Çok güzel bir yemekti pilavdan, burguldan, dökmeyden çok lezzetli çıkar. Ekmekten de sadı, ekmekten de yiyelini. Ekmekten sadı da Şam'da yiyelini, o gün ortakta çok lezzetliydi. Burada da gördüğünüz gibi salatamız vardı, patlıcan salatası yaptık özünü. Bunda bir kısaca bir tarifin deysen. Patlıcanımızı kızartmıştık yağda, bol yağda kızardın özünü, iyice kızardın, hatta güzel bir lezzeti olsun. Biraz tahiniye sosu yaptık, yoğurduydu, biraz mayoneziydi, zeytinyağıydı. Zeytinyağıydı, ondan sonra mayonez, yoğurt koyduk, limon suyu da koyduk. Limon suyu koyduk, zeytinyağı koyduk, biraz da pudra sarımsak koyduk, biraz da kamun koyduk, tuzdan beraber. Aynen, katıştırdık koyduk sosu, badıncan üzerinde bir koyduk, katıştırdık özlerini. Kozlar da tuzdu üzerine. Tabii ki içine de koz koyduk. Yani bir güzel lezzet verir, ağza gelen de güzel bir lezzet verir. Aynen, üzerine güzel bir şekilde ve zaten dediğimiz gibi çok asant bir mukabilatı. Normalde biz doğramak badıncan biraz uzadır ama kalan şeyler çok basit bir şekilde yaptık. Yani her kadın edebilir 10 dakikada bile yapsın özünü evde. Çok malzemeler de bütün evlerde vardı. Umarım bugün yemeği gerize göre oldu. Gerçekten güzel bir kokular vardı burada. Yaptın özünü bence dene. Onun özünü güzel bir şekilde yaptı özün bizim için Şif Süzen. Tekrardan elva sağlık. Sağ ol, sağ ol hayatım. Geçer.